Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve mu ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok kıymetli FM TV izleyicileri, bir cuma sabahından hepinize selamlar olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi ve inayeti hepinizin üzerine olsun. Kusura bakmayın ufak bir teknik hatadan dolayı biraz geç girmek durumunda kaldık. Ama inşallah şimdi o hatamızı telafi etmiş olacağız beraberce. Evet değerli izleyicilerimiz, bu haftaki suremiz Fil suresi. Fil suremiz Mekke'de nazil olan bir suredir. Gördüğünüz gibi beş ayetten müteşekkildir. Bu sure Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğmadan önce, 50 gün önce Mekke'de meydana gelen bir olayı bizlere anlatmaktadır. Şöyle ki Yemen valisi Ebrehe kendisi Mekke'nin o Mekke insanların Beytullah'a olan teveccühünü kırmak, ticaret merkezini Mekke'den Yemen'e çevirmek için büyük bir kilise yaptırır. Ve işte amacı nedir? Mekke Mekke halkının ve diğer Şam'dan o Mekke'nin civarından gelen bütün tüccar ehlinin Yemen tarafına nedir? Kanalize edilmesiydi. Fakat yapmış olduğu o kiliseye kinane oğullarından birisi özür diliyorum pisliğini yapıyor onu da duvara siliyor. Ebrehe de zaten daha dünden arıyordu Beytullah'a saldırmayı. Bu şekilde Beytullah'a saldıracağına yemin ediyor ve fil ordusuyla beraber kendi ordusu ön tarafta da fil ordusu, filler, fillerin özelliği daha önce ordu olarak ne yapılıyordu? Kullanılıyordu. Ezip geçiyorlardı. Bu şekilde kendi aklınca ne yapacaktı? Beytullah'ı yıkmaya gidecekti. Mevla Teala Hazretleri işte yıkmaya giden o Evrehe ve ordusunun durumunu bizlere beyan etmektedir. Aynı zamanda bu olay Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin en büyük nişanlar, nişanelerinden bir tanesidir. Çünkü bu olay Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğmadan önce dünyaya geldiği halde Peygamberimiz ne yapıyor? Bu olayı tabiri caizse görür gibi bizlere aktarıyor. <laughs> Şimdi manasına bakalım. Bakalım Rabbimiz ne buyuruyor. Fiil suresi. Bu sure ismini bu ashab-ı fiil dediğimiz buradan ne yapmıştır? Almıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Elem <laughs> tera görmedin mi? Keyfe nasıl? Faale yaptı. Rabbuke senin Rabbin bi ashabil fiil fil ashabını fiil ordusunu Rabbin nasıl yaptı görmedin mi görür gibi bilmedin mi ey habibim evet elem yecal kılmadı mı keydehum onların tile, hilelerini tuzaklarını fi tavlil boşa çıkarmadı mı ve ersele gönderdiği aleyhim onlar üzerine bayran kuş ebabil grup grup arka arkaya gelen azap kuşlarını göndermedi mi termihim o kuşlar atıyor bir hicaretin taş min siccil, taşlaşmış çamurdan olan o taşları ne yapıyor atıyordu Fecaalehum Allah onları kıldı ki asfin ekin mekulin yenmiş ekin tarlası gibi Allah onları yaptı. Evet, hızlı bir şekilde genel olarak manayı verdik. Şimdi inşallah yine tekrar ediyoruz manasını. Elem <laughs> tara ey habibim görmedin mi? Görür gibi bilmedin mi? Keyfe nasıl faale yaptı? Faale yaptı. Kim yaptı? Rabbuke senin Rabbin. Kimi? Bi ashabil fiil, fil ashabını, fil ordusunu Allah nasıl yaptı görmedin mi? Elem yeceal, kılmadı mı? Keydehum onların tuzaklarını fi tavlil, boşa çıkarmadı mı? Onların tuzakları, hileleri neydi? Beytullah'ı gelip yıkacaklardı. Bu arada tabi Ebrehe ordusuyla beraber geldiği zaman Mekke halkı korkusundan ne yaptılar? Bir te tepelere çıktılar. Beytullah'ın yıkılmasını yıkması yani Ebrehe'nin yıkmasını bekliyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dedesi dedesi Abdülmuttalib'in de 200 kadar devesi var. Ebrehe onları gasp etmiş. Peygamberimiz develerini almaya geliyor. Diyor ki peygamberimizin dedesini görüyor. Aksakallı nurani bir varlık. Çünkü peygamberimizin nuru o zaman kendisinde. Evrehe ona bakıyor hatta etkileniyor bile. Sonra peygamberimizin dedesi diyor ki benim efendim 200 devem vardı onları almışsınız sizden onlara tekrar istiyorum istirham ediyorum rica ediyorum tekrar verir misiniz diyor. Ebrehe çok şaşırıyor. Ben diyor buraya sizin beytinizi mabedinizi yıkmaya geldim sen develerinin peşine düşmüşün ben de seni hani öyle şöyle zannettiğim, böyle zannettiğim ifadeler söyleyince Efendimizin dedesinden tarihi bir ifade. Ben develerimin sahibiyim. Onları istiyorum. Beytullah'ın sahibi elbet kendi beytini, kendi evini koruyacaktır diyor. Ve burada Ebrehe'nin içine çok büyük bir korku içine orada girmiş oluyor. Ve ersele gönderdi aleyhim onlar üzerine Mevla Teala Hazretleri dayran kuş ebabil. Ebabil kuşlarını. Ebabil bizim e, böyle buradan alem olarak ne yapılmış? Yayılmış. Ebrehe'nin ordusunu helak için gelen kuşlara biz ne diyoruz? Ebabil kuşları diyoruz. Aslında ebabil kelime manası itibariyle peş peşe arka arkaya grup halinde gelen kuşlar demektir. O kuşlar tekrar edelim. Ve ersele gönderdi aleyhim o ordunun üzerine dayıran kuş ebabil ebabil kuşlarını yani grup grup cemaat cemaat kuşlarını yaptı gönderdi termihim o kuşlar atıyordu bir hicaretin taş neden olan taş min siccil, yani siccil diyor burada tefsirimizde taşlaşmış çamur taşlaşmış çamurdur. Şöyle ki her kuşun bir gagasında iki de ayaklarında tuşlar var. Özür e, Taşlar var. Bu taşlar nohuttan küçük, mercimekten büyüklükte ve her bir taşın üzerinde hangi askerin üzerine gelecekse onun ismi yazıyor. Mesela bir taşın üzerinde Evrehe yazıyor. Başından giriyor, içini yakarak paramparça ederek iç organlarından alttan çıkıyordu. Bu derece her bir kuşun bir gıkasında iki de ağzında taşlar var. Her taşın üzerinde helak edeceği kişi kimse direkt tabiri caizse nokta atışı. Rabbim inşallah o teknoloji o teknolojiyi Rabbim evvela ülkemize de ikram eylesin inşallah. Tekrar ediyorum. Termihim o kuşlar ne yapıyor? atıyor. Bi hicaratin taş. Neden olan taş? Min siccil. Yani taşlaşmış çamurdan olan o taşları atıyordu. Fe Allah onları kıldı. Ke ekin. Mekulin yenmiş. Börtü tarafından böyle girmiş. Haşaratlar girmiş ve çıkmış. Şöyle ekin tarlasına bir bakıyorsun. Her biri tarumar olmuş perişan olmuş bir durumda olduğunu Mevla Teala Hazretleri bizlere beyan ediyor. Evet değerli izleyicilerimiz manamızı tamamladık. Şimdi de inşallah okumamıza geçelim. Arkasından tecvid kurallarımıza geçmiş olacağız. <laughs> Buyurun beraber okuyalım. Sizler de ekran başından ne yapın? Tekrar edin inşallah. بسم الله الرحمن الرحيم [أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول شمد ان شاء الله Her ayetimizi üçer defa okuyalım. Bu şekilde devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa faala rabbuka bi ashabil fil. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۖ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول. Evet, نعم. Evet, izleyicilerimiz, elhamdülillah. ne yaptık? Baştan sona iki defa okuduk. Arkasından her ayetimizi üçer defa okuduk. Şimdi inşallah iki defa yine okuyalım. Şöyle manasını tefekkür ederek ondan sonra tecvid kurallarımızı inşallah geçeceğiz. <laughs> Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في التضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل termihim bi hijaratin min sijil fanca alahum ka'asfim makul sadaka azim evet aziz müslümanlar elhamdülillah okumamızı yaptık manasına da yaptık Şimdi teheccüd kurallarımız neymiş? Şimdi inşallah beraberce onlara bakalım. Buyurun. Elem tera dediğimiz zaman ra harfi burada nedir? Elem tera kalın olarak okuduk. Evet gerçekten ra harfi burada kalın mıymış? Arkadaşlarımız bir ranın kalın olmuş olduğu yeri açsınlar oradan bakalım. Ranın kalın okunmuş olduğu yerler kaydemiş şu ki ra harfi harekesi üstün evet ra'nın harekesi üstün veya ötre olursa ra harfinin harekesi üstün veya ötre olursa ra harfi kalın okunur. Diğerleri ra harfi cezimli kendinden önceki harfin harekesi üstün veya ötre olursa la ra harfi durakta son harf olarak gelse kendinden önceki harfte cezimli ondan önceki harfin harekesi üstün veya ötre olursa bu şekilde ra harfi kalın olur diyor. Bizim aradığımız birinci kaide. Ra'nın harekesi üstün veya ütlü olursa ra kalın okunur. Evet arkadaşlar açalım şimdi suremizi. Bakın gördüğünüz gibi elen tara dediğimiz zaman ra harfi kalın. Rabbuke harekesi nedir? Üstündür. Bu arada Ran bakın harekesi üstündür bi burada nedir üstündür dolayısıyla buralarda ne yapıyoruz ra'i kalın okuyoruz Elentara keyfe faale rabbuke bi fil Evet. Burada eliflam takısı var. Eliflam takısından sonra burada ne vardır? İzharı kameriye. El fiil derken burada ne vardır? İzharı kameriye. Nereden biliyoruz? Çünkü eliflam takısından sonra izharı kameri harflerinden F harfi gelmiştir. Bakalım gerçekten burada izhar-ı kameriye olmuş mudur? Arkadaşlar izhar-ı kameriye açıyorlar. F harfimizi de unutmuyoruz. Nedir? Elif lam takısından sonra ki bu neydi? Elif lam takısı. İzhar-ı kameriye harflerinden biri gelirse izhar-ı kameriye olur. Nedir bunlar? Elif, B, Cim, Ha, Hı, Ayn, Gayn. F, Kaf, Kef, Mim, Vav, He, Ye. Yani eliflam takısından sonra bu harflerden biri gelirse, eliflam takısından sonra bu harflerden biri gelirse, eliflam takısı nedir? O zaman bunlar izhar-ı kameriye. Ay harfleri olduğu için tabiri caizse gece olduğu için lam orada ne yapıyor? Ortaya çıkıyor. Ama diğeri idgam şemsi harflerinde güneş ortaya çıkında çıkınca harekete gizleniyordu. Bu harfler izhar-ı kameriye olduğu için eliflam takısının lamı oluyor? cezimi or cezimle beraber okunuyor. Evet arkadaşlar, şimdi tekrar suremizi açalım. Bir ashabil fil dedi. Nedir bu? Elif lam takısı gördüğünüz gibi kendisinden sonra F harfi gelmiş. Elem ye dediğimiz zaman bakın burada ne var? Cim harfi. Burada kal kale olabilir mi? Çünkü kal kalemizin tarifinde neydi? Kutbu cedin. Kutbu cedin. Kaftı becim. Dal harfleri ki burada cim harfi nedir? Vardır. Eğer bu harfler kelime ortasında veya sonunda cezimli olarak gelirlerse ne olur? Kal kale olur. Evet arkadaşlar açalım. Yani mahreci ne yapıyoruz? Daha ziyade devreterek, daha ziyade bir şekilde ortaya çıkartarak ne yapıyoruz? Okumamız gerekiyor. Evet arkadaşlar kal kaleyi açalım. Kal kale. Gördüğünüz gibi değerli izleyicilerimiz Cidin. Kaf, t, b, cim, dal. Ka, kaf, t, b, cim, dal. evet bu harfler elem, ye, cal dediğimiz zaman bizim aradığımız cim harfi. Kalkala harfleri beş tanedir. Her ne zaman ki bu beş harften biri kelime ortasında veya sonunda cezimli olarak gelirse kalkale olur. Yani mahreç ne yapılır? Debreterek daha ziyade ne yapılır? Mahreş mahreç daha ziyade belli ederek ne yapılır? Okunur ahand yende hulu falaq halaq na şeklinde olduğu gibi. Evet arkadaşlar, şimdi buraya da geçelim. Elem <laughs> yecal dediğimiz zaman bakın cim harfi kutbu cidin harflerindendir ve kelime ortasında geldiği için nedir burada? Kal <laughs> kale vardır. Keydehum fi tavlil ve ersale aleyhim bayran ebabil. Ve ersale aleyhim bayran ebabil. Evet değerli izleyicilerimiz. Burada ne vardır? Bak sakin mimden sonra burada izharı şefevi vardır. İzharı şefevi. Evet arkadaşlar izharı şefevi bir açalım. İzharı şefevi. Sakin mimden sonra b ve mim harflerinden başka bir harf geldiğinde izharı şefevi olur. İzhar yani Aşkar okumak. Şefevi dudak izharı demektir. Yani burada biz mim harfini ne yapmıyoruz? Çok bastırmadan okuyoruz. İzhar-ı şefevi sakin mimden sonra B ve mim harflerinden B ve mim harflerinden biri geldiğinde izhar-ı şefevi olur. Sakin mimden sonra mim gelirse idgam misliğin margunlu olur. Sakin mimden sonra B gelirse o zaman ihfa-i şefevi dudak ihfası olur. Şimdi zaten Hemen bir sonraki ayetimizde o var. Ama sakin mimden sonra B ve mim harflerinden başka hangisi gelirse orada izharı şefevi vardır. Yani dudak izharı demektir. Mim harfimizi çok bastırmadan ne yapmamız gerekiyor? Okumamız gerekiyor. Evet arkadaşlar açalım. Versel aleyhim bayran. Versel aleyhim bayran. Burada mim harfini tutmadan ne yapıyoruz? Bak B ve mim harfinden başka bir harf geldiği için burada ne yapıyoruz? okuyoruz. Termihim bi hicaratin Bakın termihim bi hicaretin. Burada i şefevi vardır. Burada ihfâ-i şefevi vardır. Burada da sakin mimden sonra eğer B harfi gelirse orada ne olur? İzharı şefevi olur. Özür diliyorum. İhfâ-i şefevi olur. Bi hicaretin mi? Evet terminden sonra ne gelmiştir? Mim gelmiştir. O zaman burada ne olur? İdgam ma'alukunne. Açalım arkadaşlar. Tenvin veya sakin nundan sonra bizim burada ne gelmiştir? Mim harfi gelmiştir. Tenvin veya sakin sonra eğer yemnu harflerinden biri bulunursa idgam ma'alukunne olur. Evet. Şimdi açalım arkadaşlar. Bakın burada tenvinden sonra ne gelmiştir? Mim geldiği için ne yapıyoruz? Bir hicaratin derken o tenvinin nununu mime idgam ediyoruz, katıyoruz. Ve sesi genzimize hunneliyoruz. Bir hicara tin min Bir hicara min Derken burada sakin sonra ihfa harflerinden sin geldiği için de burada da ne yapıyoruz? Burada da ihfa vardır. Hemen ihfayı da açalım arkadaşlar. İhfa sesin gizlenmesi de demektir. Sesini ne yapıyoruz genzimizde? Evet. Tenvinli yasakünden sonradan ihfar edilen biri bulunursa ihfa olur. Nedir bu harflerimiz? Beraber sayalım. T, F, Cim, Dal, Z Ze, Sin, Şın, sat Vad, Dı, Ze, Fe, Kaf, Kef. Bu 15 harften biri gelirse ki bizim burada aradığımız nedir? Sin harfidir. Miyan sicil. Miyan sicil dediğimiz zaman. Evet arkadaşlar. Tekrar suremize dönebiliriz. Sakin nundan sonra ihva harflerinden sin geldiği için burada ne olmuştur? İhva olmuştur. FECEALEHUM cealehum ki me'kul. Evet burada da aynı şekilde teminden sonra yemnu harflerinden mim geldiği için idgam malhune vardır. Sakin mimden sonra b ve mim harflerinden başka bir harf geldiği için Burada izharı ı şefevi vardır. Evet el izleyicilerimiz, suremiz bu kadar. Manasını yaptık, talim tecidimizi yaptık. Ee, bildiğimiz kadarıyla tecid kurallarını sizlere göstermeye çalıştık. İnşallah <laughs> bu hususta bir şeyler verebilmişizdir. Tabi e, telefonu maalesef ayarlayamadığımızdan dolayı e, sizden o yüzden iletişim numaralarımıza da ulaşamadık. Sizlerden gelenleri bu da şu an bazı teknik sıkıntılardan dolayı cevaplandıramadık. O yüzden dolayı da kusura bakmayın diyoruz. İnsan i̇nşallah bir sonraki hafta hem vakitli hem canlı yine sizden gelen sorularla beraber inşallah programımızı devam ettireceğiz. Gününüz hayırlı ve bereketli olsun efendim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.